Türk'le ilgili düşüncemi söyleyeyim. Yani neden unutuyoruz? Ben yani kendime de çuvaldızı batırıyorum. Nankörlük etmemek gerekiyor. Bu şehir, İstanbul şehri, içinde de Ayasofya, Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin donanmaları Haydarpaşa'ya demir attığında İtilaf Devletleri'ne teslim edildi. Ve 13 Ekim 1923 tarihinde 3. kolordu girip orayı teslim alana kadar da İngilizlerin kontrolünde kaldı. O 5 yıl boyunca ne İstanbul ne Ayasofya bize aitti. Şimdi bu Kurtuluş Savaşı'nı veren, bu ülkeyi kuran insanlara bu şekilde nankörlük etmemek lazım. Peki. Eğer bugün Ayasofya varsa, biz bunu ibadete açmaktan söz ediyorsak, bunu o kurucu babalarımıza borçluyuz. O aralığı da hatırlamak lazım diyorsun. Peki. Tabii ki yani taş adam eriyor, işte ihanet belgesidir o karar vesaire. Ya bunları yapmayın. Gerçekten yani bunu yapanlara sesleniyorum. Bunları yapmayın. Bugün açılan bir Ayasofya varsa, açılan bir cami varsa o adamlara borçluyuz biz. Yoksa 1918'in 13 Kasım'ında teslim edilmişti. Peki. Şehrin anahtarı İngilizlere verilmişti. Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen askerler İstanbul'da işte inanılmaz şeyler yapmaya başlamıştı. Ve gerçekten o dönem, o 5 yıl içinde çok büyük ihanetler de olmuştu. Şimdi kalkıp da bunları görmezden gelip Atatürk'ü ihanetle suçlamak, taş adam eriyor falan demek gerçekten çok rahatsız edici. Teşekkürler Deniz Zeyrek. Yani şey beklendi. Şunu söyleyeyim, şu beklendi. Ya muhalefet, CHP yine karşı çıkacak. Biz de bunun üzerinden işte bakın gördünüz mü işte bunlar din düşmanı falan diyeceğiz. Onlar da buyurun açın dedi. Yani bu memlekette şu ortaya çıktı. Ayasofya'nın ibadet yeri olarak kullanılmasına pek de kimse karşı çıkmıyor. Evet. Yani bir siyasi krize dönüşecek bir konjonktür iç politikada kalmamış artık. Evet, peki, evet yani dolayısıyla da ben Adil Gür'e sorduğun soruya da yanıt vereyim. Seçimler üzerinde öyle büyük bir etkisi olmaz. Çünkü gerçekten şu anda insanların en ciddi gündemi ne Ayasofya, ne barolar, ne internet, herkesin derdi geçim.